Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Bugün böyle bir bakayım ilginizi çekecek mi? Şualar 268. Ama şeydir, sözler ya çeşitli yerlerden okuyacağım. Bir kitap değil. Şualar, sözler, ondan sonra Mesnevi, İşaret-i'caz. 268'de şöyle bir cümle geçiyor. Her bir ayetin mutadil manaları vardır. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Mesela bu merkezde açılım yapacağız. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Mutadid manasına şöyle misal verebiliriz. Avrupa'dan kalktı bir uçak Türkiye'ye geliyor. İçinde 350 kişi insan var. İstanbul'a geliyor. Ha, fakat mutadid insan var orada. Her bir insan farklıdır. Her birisinin de mutadid bir yapısı ve hedefi var. Böyle örnek, 3 tane. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Uçağın komple kendisi bir harftır. Bir harf. Harf yani. Elif. Hakikaten uçak böyledir. Elif. Tamam. Her bir ayetin veya harfin içerisinde, uçağın içerisinde 350-400 kişi var. Mutadid manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Böyle bir kitap ancak Kur'an'da olur. Böyle bir şey olmaz zaten. Her asırda bir masadaki olacak. İşte uçak harftir. İçinde bulunanlar mutadid, şey, her bir mana, her bir insan mana küllidir. Ama her bir insan indikten sonra gidecekleri yer ve gidiş sebepleri ve içsel yapıları, ruhsal yapıları, düşünceleri farklıdır. Tamam. Şimdi bunu açacak bir, bu örneği teyit edecek bir yer okuyacağım. 391 sözler. Çok ilginçtir burası. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın camiyeti harikuladesidir. Yani Kur'an'ın camiyetteki harikulade hiçbir şeye benzemiyor. Şu anın 5 leması var. 1. lema, yani Kur'an'ın camiyeti bir lafzı. Lafzındaki camiyet, 2. manasındaki camiyet, 3. ilmindeki camiyet, 4. mebahisindeki camiyeti harika, 5. uslup ve icazındaki camiyet harika. Bunlar kendi aralarında da şeye ayrılıyor. Ben sırf Kur'an'ın camiyetindeki lafzına bakacağım, lafız. O da bir şeyini, lafzındaki camiyettir. Lafz. Ağızdan çıkan. Hı hı. Kelam, kelime. Evet. Kelime değil de, kelimenin
Biraz da arkası. Şöyle diyeyim. Biraz birbirine bindirmeye çalışayım. Benim mimiklerim, el kol hareketlerim, manaya göre vurgulamam, manaya göre hal ve misal getirmem, bu usluptur. Siz benim uslubuma muhatapsınız. Ben uslubun içerisine lafız koydum. Seslendirme. O seslendirmenin ses tonu herkesin farklıdır. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Benim sesim farklı. Sese göre mana değişiyor. O sesin içerisine de kelam bindirilmiş. Onun içerisinde dima ve mertebesi bindirilmiş. Benim şeyimde. Onun içerisinde vicdan bindirilmiş. Onun içerisinde kalp bindirilmiş. Ana krokileri şey. Onun içerisine ruh bindirilmiş. Onu yönlendiren arkada ben olan ben var. Şimdi Kur'an'ın lafzı böyle. Şimdi lafzındaki camiyettir. Şimdi onu anlatıyor. Allah Resulü anlatacak. Elbette evvelki sözlerde hem bu sözde zikrolunan ayetlerden şu camiyet aşikare görünüyor. Şuraya dikkat, hadis. Evet, lafzına bak şimdi. Li külli ayetin, her bir ayet için zahrun, battun, hattun ve muttalaun ve külli şucunun ve husunun ve funun. Her bir ayetin bir zahiri var, batını var, haddi var, muttalağı var, doğduğu kaynak. Hat içine aldığıp da sürüklediği, nereden gelmişse mesela, bak ben buradan konuşuyorum, buradan alıp sürükleyip getiriyorum. Mesela Kur'an kürsten konuşuyorsa, kürsün önündekileri silip süpürüp getiriyor. Arştan alıyorsa, arştan silip süpürüp getiriyor. Tamam. Ezelden ebede, ezelden geldiği için artık onun mümkünatın her hakikatını, bu da doğduğu kaynat, muttalam, doğduğu yeri taşıyor. Kelam beni taşıdığı gibi. Yani tesiri ondandır. Mesela birisi bir söz söyler. Bir de başkası söyler. Bir de ben söylerim. Bir de Resulullah söyler. Bir de Ustad der. Aynı söz. İçerisinde kişinin kendisi olduğundan tesiri farklıdır. Mesela Ustad misal veriyor. Ey sema, yağmurunu kes. Ey arz, suyunu yut. Çok bataklık oldu. Dinler mi beni? Yani beşerin kelamıyla Allah'ın kelamı niye benzemiyor diye söylüyorum. Yani aynı şey. Aynı kelam gibi, ayet gibi ayet denilebilir. Yani böyle laf ifade edebilir. Olabilir yani. Ey sema, suyunu kes. Ey arz, suyunu yut. Ama benimse ayet değil. Allah'ınkisi ayet. Bir mana, orada 7 tane çeşit izahını yapıyor sebebini. Bir manasını söylüyorum. Ben buluta söylesem suyunu keser mi? Arza desem suyunu yutlasa mümkün değil. Hatta bir yalvarcasına, hani var ya kirlete gece, ne olur lütfen rica ediyorum yani keser misin? Hiç takmaz. Çünkü kelamın içerisinde benim ilmim, iradem, kudretim yok. Yani latif nüktelerde çok tuhaftır. Huruf-u mukatayı anlatıyor. Ama ne bileyim, kendimi yırtıyorum bazı şeylerde. Kendimi mi ifade edemiyorum? Siz de mi anlamakta zorlanıyorsunuz? Veya ben beceremediğim kesin. İfade edemiyorum kendim ama. Diyor ki bak latif nüktelerde. Kelam kudret olmuş, kudret kelam olmuş. Birbirine muradif, dönüştürülmüş. Yani Allah'ın kelamı kelam değil, kudrettir.
Kudret, kudret değil, kelamdır. Yani aynı hakikatin ifade şekli farklı. Mesela esmanın çeşitliliği bu mu oluyor abi? Esmanın çeşitliliği demeyeceğiz de daha acayip bir şey bu. Yani Allah ya sema suyunu kes dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Söylediği zaman kesiliyor, kesildiği zaman söylüyor. İlim, kudret, kudret ilimdir. Ondandır ki, kendim ifade edemediğime geliyorum. Huruf-u mukatta maddi ilaçlardan 1000 derece mi ne diyor? Ziyade tesir azimdir diyor. Maddi ilaç. Sebebi, bir senin inancına bağlı. O, mesela elif, lam, mim. Nasıl aspirinden daha kıymetli olur? Çünkü sevgili kardeşim bak orada bir hücre, aspirin nedir? Kanın inceleşmesine, oksijen gitmediği yerde ağrı olur. Kan inceleşince, o gitmediği kılcal damarlara oksijen gidince, kan gidince oksijen taşınıyor ve ağrı kesiliyor. Oksijen eksikliğinden kaynaklanıyor. Buna aspirin vesile oluyor. Şimdi ben bu başka bir aspirinden bahsediyorum. Nasıl elif, la, mim oradaki kanı değiştiriyor? Çünkü o tortu olmuş kan bir müekkeli var. Eğer hastalık kanı ise erva habisedir. Eğer normal bir kansa her şeyin, suyun, çiçeğin müekkel erva aliyeleri var. Şimdi biz kapıdaki köpekle uğraşmıyoruz. Sahibiyle muhatap oluyoruz. O kanın hücresi diyelim ki kanserdir. O donmuş erva habisedir. 246 sözlerde geçiyor. Bunu diyor tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi edin diyor. 265 miydi? Yoksa 56 mıydı? Bu diyor nefesle olur diyor. Nefesle. İsa aleyhisselam için söylüyor. Nefes. Bir ilaçtan bahsediyor bir de nefesinden bahsediyor. Ne tuhaf tuhaf baktınız ya. Ben mi uyduruyorum orayı? Kaçtı. Tamam ben bakayım dur. Böyle baktığınız zaman şu 255 doğru. Ölmüş hastaları dahil. Ölmüş ha. Ölmüş. Geylani ölüyor Allah'ın izniyle. Diriltti mi diriltmedi mi? Ha ismine mazhar olduğu için. Peki, İsa Aleyhisselam'ın mucizesi bu nevinden değil miydi? Ulema-i ümmeti kembiyer beni İsrail, benim ümmetimdeki ulema, alim. Beni İsrail gelen, oralara gelen peygamberler gibidir. Geylani öyle olmuş. Ne yapmış? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmiş. Allah'ın izniyle tabii. Geylani de Allah'ın izniyle ölüyü diriltmiş. Bak diyor ki, fazla girmeyeceğim çünkü tuhaf. Başıma ateş basıyor. Yalnız altını çiziyorum. Çünkü bir rüyada müsaade edilmedi daha ileri anlatmayı. Külliyatta başka yerler var. Fakat müsaade edilmiyor bazı şeyler. Fakat aynı şeyi papağan gibi tekrar ediyorum. Geçemiyorum. Müsaade edilmiyor. Anladım. Ölmüş gibi hastalar. Neyse kim ne anladıysa yazın. Nefeste kalkıyor işte. Habiseler var. Erva habise nedir o? Cesedi var. Bunun müekkel melaikesi aynı buna benziyor. 14. söz. Hep külliyattan konuşuyorum. Başka yerde böyle mana yok ki oradan alıp nakledeyim size. Ben mana ilhamım kesilmesin diye başka kitaplara elimi uzatmıyorum. Kasten. Şimdi bak bunun müekkel melaikesi var. Tipi aynı budur. Oradan çıkarıyorum ki bunun hissi var beni tanır dersi bilir. Ve kaya mal oluyor şu. Beni bilir ama gelecek tarihte ispat edilecek. Ya böyle bir duygu, hayır his, beni hisseder bu. Ne ile? Toprakla hayvan arasında bir his. Köpek seviyesinde değil, sığır seviyesinde değil, ağaç seviyesinde değil. Allah Resulü'nün nasıl ki kaza, hırkası
onu taşıyor, Veysel Karahanlı'ya gönderiyor. Sirayetle karşı değişiyor ve kimlik kazandırılıyor. Benden şu anda buna gidiyor ve bu diğer çiçeklerden farklıdır. Köpek kıtmiri nasıl diğer köpeklerden farklıdır? Allah Resulü'nün devesi vardı. Neydi adı? Kusba. Kusba. Kasba. Ha, kasba mıydı? Ha, o da farklı. O da hayvan ama vefatından sonra tasasından, sıkıntısını allaya allaya mezarlıkta hiç yemeden içmeden öldü. Ha? E bizde öyle bir şey olmuyor. Deve kadı olamadık yani. Yani bu değişiyor, neyse konumuz o değil ama nereden? Nefes arkadaşlar kişiyi taşıyor demek istiyorum. Ne olur bunun üzerine? Enam'da diyor abi. He? Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla diyor. Diriliyor. Arka sayfada diyor ki tıbbın aciz kaldığı müzmen hastaları dahi nefeste dirilir. Bunları hep ben uyduruyorum. Ve bunları da anlatınca da oluyorum cinci. Nasıl olmuşsa iş cin. Ulan cin, cinini yesinler sabah kahvaltısını. Cinin burada ne işi var ya? Cinler basittir ya. Demir teknoloji olmadıkları sana hiç yoktur. Onlara bir cin süresi gelmiş bitti. Ha onlara da gelmemiş ha. Bize gelmiş de ahiretten fotokopi çektik ona. Cin suresi cinlere gelmemiş, bize gelmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Birinci muhatap kim? Kur'an'a biziz yani. Ya arkadaş ya, ne ellerinden gelseler, cinin kelimesini konuşmamak için ötleri patlıyor, ötlekler. Ötlekler. Cin suresini Kur'an'dan kaldıracak ha. Pakistan'da bir tane Ahmediye cemaati var, cini inkar ettiği gibi. Cin suresi de enerjidir diyor. O cinle alakası yok. Öyle bir mahluk yok diyor. Cin o şeyleri inkar ediyorlar. Böyle serseri ya. Böyle eşek olursan. Şimdi arkadaşlar niçin anlatıyorum? Niye ona girdim? O hücre donmuş ruhanidir. İster inan ister inan. Böyle yazıyor. Ustad. Erva habise erva habise mevadi şerir ediyor. Kur'an'a da diyor, madde-i maneviye diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde. Diyor mu demiyor mu? Kur'an için, iman için söylüyor. Madde-i maneviye diyor. 20. sözde bak görürsün o. Bulursan hem şey yap söyle. Ondan sonra madde-i maneviye. Şimdi bu hücrede mevad-i şerire, mevad-i şerir, şerir madde. Kim bunlar diyor ustad? İki özellikten olur. Bir tüfe tutmuş orada bekleyen birisi var. Bir de donmuş hücre olmuş. Ha, erva habi mevadi sekenesi ve mümessili olan erva habise. Yani sekenesi var, bir de onun temsilcisi var. Ha sen köpekle uğraşmıyorsun sahibine. Gidiyorsun oradaki mümessil olan erva kovuyorsun. Şifresini değiştiriyorsun. İndiriyorsun. O değişince hücresi değişiyor. Peki ona ait bir örnek verebilir misiniz? Konu o değil ama niçin girdiğimse ben de anlamadım. Çıkmak da istiyorum. Bir örnekten sonra çıkacağım. Adam kanser hücresidir kadın. Bizzat o videoyu bana getirdiler. Abi senin anlattığın buna benziyor dedi. Allah razı olsun getirenden. Avrupa'dan bir kadın. Kadın hastalıkları yerinde kanser olmuş. Çin'de bir hastane var. Hiçbir ilaç tedavisi yok. Yalnız kamerada gösteriyor o kanser hücresini. Ne diyor? Assa mı diyor? Bir şey diyor. Yoktu. Yok. Böyle psikoloji yok. Böyle beynine inandırıyorlar. Onun olmadığını. Beyin orada olmadığına inandığı zaman beyin oradakini yok ediyor. Ve her yok dediği zaman şeyde gözüküyor cihazda. Bir yok dediği zaman ne kadar inanmış kadın, yarısı gidiyor. Gözümle görüyorum. Bir şey olmuştu hocam, Japon bilim adamı da suya. Ha su, o da su, evet. Güzel söyleye kristaller çok güzel şekilde. Değişiyor, küfür söylediği zaman değişiyor. Evet. Yani bizim Müslümanlar bilmiyor bu konu. Hatta bunu söyleyenlere de itham ediliyor, Yediköy'den de kovuyorlar. Yediköy'den Risale'deki bu manaları çıkartana konuşma, oku. Öyle manalar, Risale'deki vurgulama, imtiyazlaşıyorsun. Tamam, neyse. Şimdi, peki sen niye girdin buna? Bak arkadaşlar,
adam, kadın yok. Kanser için yoktu, 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 yoktu diye diye telkin tekrar edilmesi lazım. Beyin böyle anlıyormuş. Beynin mertebelerini böyle olacak. Bak çiviye al İrfan. Tak, 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 tak olur. Ha, subhanallah, 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 subhanallah yapılara doğru indirmektir. Yoktu, bir defa demiyor. Hayır, yetmez. Yoktu, 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 yok oluyor. Çünkü beyin meratipleri var. Onu ta nereye kadar gidecek o? Beynin hangi seviyesinde, anlayışında, kabullenişinde o kanser orada var inancı? Yoktu sinyalıyla, yoktu, yoktu. O mertebede yok oluyor o. Çünkü oralar hep beyne bağlı. İyisin, iyisin. Demesi, iyisin, iyisin demesi. Aynen. Tamam. Şimdi, nasıl ki kanser hücresi nasıl yok olur ya? Bak, nasıl yok oluyorsa görürsün sen gelecek tarih. İşte yoktu, o da imanı yok. Ama inancı var. İtikadı var, imanı yok. İtikad bir şeye inanmaktır, tereddütsüz. Diman son mertebesi. Yoktu, 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 tak. Hakikaten beyin bitiriyor onun işini. İşte Kur'an'ın lafzı da böyle. Yani tekrarlar ya, subhanallah, 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 subhanallah. Zannediliyor ki aynı şey tekrardır. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ayet-i Kübra'da 33 tane her bir subhanallahın, her bir elhamdülillahın ne demek olduğunu anlatıyor. Dağların nasıl subhanallah dediğini, yıldızların nasıl dediğini, denizlerin nasıl dediğini, her bir şeyin simgesi, kelamıdır subhanallah ama içerisi farklı. Mesela 13. subhanallah deyişimle 15. subhanallah deyişim farklıdır. İçerisi farklı. Ha, şimdi li külli ayetin zahrun, her bir ayetin bir zahirisi var. Yani bir usulü var. İlmi usulü, din kaideleri var. Onu şeyde söylüyor. İşaret edeceğiz da. Acelemiz yok ki. Ama kastettiğim şeye yetişebilecek miyim? 42 olacak. Ha, yok 40. Şeyi anlatıyorum şimdi size. Külliyatı böyle. Yani çoğu derslerimi ben beğenmiyorum. Bu dersler hoşuma gidiyor. Oradan oraya kendisi kendisini izah edecek. Öyle bir lügatta yapacağım inşallah. Allah nasip ederse. İşte epey yaptık zaten kelime. Kelime çalışmamız var ya. Lafz. Lafzı böyle yapacağım. Allah nasip ederse. Bak şimdi. Li külli ayetin zahru. Kur'an-ı mucizül beyan ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve vaz etmiş ki, yani dizilişi ve içeri o birbirine bir bağlama koymuş ki, her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki muhtelif fehimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alsınlar. Yani öyle bir diziyor ki, neydi? Zahru. Öyle bir diziliş var ki, çeşitli ihtimaller yollarını çıkartsın. İhtimal yolları olsun. Her bir istidat, fehim, her bir muhtelif fehim, her bir muhtelif istidat, kendisine göre, zevklerine göre hisse alsınlar. Binaenaleyh, bu 40'ı okuyorum, işaretleyeceğiz da. Ulum-u Arabiye'nin kaidelerine muvafık. Yani öyle bir dizmiş ki, Ulum-u Arabiye'nin kaidelerine muvafık, uygun. Belagatın prensiplerine uygun ve ilmi usule mutabık olmak şartıyla. Bunu kastediyordum. İlmi usulü din. Yani usul imamları. Müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı. Yani 350 bin tefsir gelmiş, 350 bin farklı mana verilmiş her bir ayete. Yani bunların farklı farklı beyanatları, ihtimalleri nereden etkilenmiş? Zamanlara, tabakalara, fehimlere göre
murat ve caiz diye hükmedilebilir. Yani bu insanların zamanlarına ayete mana değiştirmiş. O zamanın getirisi insana yüklemiş. O yüklenen alim Kur'an'a zamanın tesirine farklı bakmış. Mekan, farklı mekanda büyüyenler insanlara farklı bir yapı yapılandırmış. O yapıyla farklı mana vermiş. Zamana, mekana, kişiye, örfe, anneannesine vesaire diye 10 küsur tane madde ile kişiye ayrı bir yapı libas giydiriliyor. Onunla bakınca böyle gözüküyor. Başka bir tanesi, başka bir zamanda bakınca böyle gözüküyor. Mesela gider çekirdeğe adam, kereste olarak bakar, bu çekirdekten çıkan ağacın kerestesi nasıl olur? Kimisi orada erozyon için bakar. Kimisi meyve için bakar. Herkes farklı bakar. Dolayısıyla farklıdır. Tabakalara, fehimlere göre murat ve caiz diye hükmedilebilir. Bu noktadan anlaşıldı ki, Kur'an'ın icaz vecihlerinden biri odur ki, Kur'an'ın i'acaz, apostrof. Takke değil de böyle ayrma olursa, ne demek? Mucizelik. Eğer apostrofu yoksa, o nedir? İyicaz. Nedir o manası? Belagattır. Az sözde çok şey söylemek. İyicaz olursa, apostrofsuz, belagattır. Yani muhataba söyleyen, söylenilen kişinin zamanına, zeminine göre uygun, az sözde çok şey söylemek. Bu icaz. İyicaz olunca mucizelik. Beşer takat getiremez. Çünkü o bir simgedir, o harf gibi gözüküyor ama elhamdülillahi rabbil alemin. Elif'i hayal eder misiniz? Ettiniz mi? Lam'ı hayal edin. Tamam. He, kara'ya. Elham, mimi. Tamam. Ye de var aralarında neyse. Bak şimdi, hayatta hiç konuşmamış veya zaten duymaya konuşamaz. Ahraz var, konuşan. Sağır. Doğuştan sağır. İyi dinleyin. Doğuştan sağır. Hiç ses duymamış. Ama Kur'an'ı görüyor. Elifler falan. Ben onun yanına şey yapsam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani benim okuduğum ayeti seslendiriyorum. O hiç ömründe duymamış. O harflere bakarak sesimi tahmin edebilir mi? Edemez. Yani sesim yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Ses de yazıya. Hiç gözü görmemiş. Amaya söylüyorum. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hudellil muttakin. Dedim. Şimdi o sesi duyarak harfi hayal edebilir mi, şekillendirebilir mi? Hiç ömründe görmemiş. Hayır. Yani ses yazıya, yazı sese benzemiyor. Bak birinci tabakada. Kur'an değil bu yazılan. Bu musaftır. Sayfalara, sayfa formatı. Bunun içerisine bir mertebe var dedim. Ses. Hiç benzemiyor. Ona benziyor mu? Onun içerisinde benim dima mertebelerim var. Onun içerisinde vicdaniyatım var, hissiyatım var, kalbim var, ruhum var, hafi var, akba var, sırlarım var, bir sürü var. Ama aynı şeyin içinde. İşte gözükmez. Çekirdek harfini düşün. Çekirdekte yaprak var mı? Çiçek var mı? Koku var mı? Dal budak işte hepsi var mı? Meyvenin kalorisi vesaire hepsi var mı? Var. Peki gözle görebilir misiniz? Ağacın şeklini bile göremezsiniz. Çekirdeğin içine bakar. Ama çekirdeğin içinde ağacın şeklinden şüphesi olan var mı? Ağacın varlığından şüphesi olan var mı? Yok. Ama ömrü billah hiç çekirdekten ağaç çıktığını görmeyen bir insana çekirdeği göstersen, bak bunda ne çıkar diye, diyelim ki karpuz çekirdeği, hiç karpuz görmüyor. İlk defa dünyaya geldi. Ustad böyle bakıyormuş hadiselere. Ben diyor bir yerde
Nokta Risalesi'ne Mesnevi Nuriye'nin en sonunda orada diyor ki 20 yaşında. Nur aleminin bir anahtarında da 80 yaşındaymış gibi. Dünyaya ilk defa geliyorum. Bu kafayla ama bilgi yok. O eşya nasıl gözükür böyle çiçekler, kuşlar falan? Garip olur diye. Öyle baktım diyor. İşte arkadaşlar hiç ömründe karpuzdan çekirdekten karpuza inkılapları görmeyen bir insana karpuz çekirdeğini göstersen Allah aşkına ne olur bir düşünün. O desek ki ona bunda ne çıkar? Hiç tahmin eder mi ya yeşil bir şey, pijama gibi kesme yerler olacak. İçinde şöyle dizilecek, tadı tuzu, karabiberi, kırmızı olacak bilmem ne olacak. Ya kimin hatırına gelir? Kur'an'ın her bir harfi böyledir. Her bir ulema dalgıç gibidir. Onun ya kabuğuna kafatı şey yapmış, ya onun çekirdeğine kafayda, ya karpuzun içerisindeki yapıyı şey yapmış. Onunla meşgul. Her bir Kur'an'ın harfi çekirdeğe benzer. Çekirdek burada ifadeleniyor. Ağaç orada ama iman ederiz ağaçın olduğuna. Ama gözümüzde gösteremeyiz. Çünkü göze hitap etmiyor. Sonra hitap edecek göze. İlk önce akla hitap ediyor. Bu şeye benziyor mu hocam biraz? Filin hani görmeyen insanlar her biri bir tarafını... Ha işte o evet Risale'deki. Tarif edin demiş. Hepsi kendine göre. Kendine demiş. Bakan evet. Şimdi ben burada Zahrun dedim. Ve Batnun Batnun ona girersem zaten çıkamam. Haddun ihata ettiği şey... geldiği alemlerde sürüklediği şey ve muttalaun vücub alemi doğduğu kaynak Kur'an nereden doğursa ve velli küllin her birinde şucuğunun ağacın dalları ondan sonra ve husunun dalları çıkıntıları tamam mı ondan sonra yapısı ve funun yani bir de fenleri oluşturması yani kimya ilmi oradan, botanik ilmi oradan, fizik oradan bir sürü fenleri oluşturmuş. Fenleri kaynağı olmuş. Ağaç veya çiçek. Ve funun. Ne diyor? Li külli zahrun, külli ayetun zahrun, battun, hattun, mutalan ve külli şucunun ve husun ve funun. Olan hadisin işaret ettiği gibi elfaz-ı Kur'aniye öyle bir tarzda vaaz edilmiş ki Kur'an'ın elfazları, lafızları, yani ifade, her bir kelamın, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, bazen bir sükutun çok ucu bulunuyor. Yani ses yapmıyor mesela, ona ait ustad misal veriyor. Meydi misali, susmasında ki mucizelik, yani belirlemiyor. Zalikel kitap oradan hatırınıza gelsin. Elif Lamim'de. El-Muflihun. El-Muflihun işte fela bulan onlardır. Ama nereye fela bulacaklarını, neden fela bulacaklarını tayin etmiyor. Ta ki mutlak bırakıyor ta uzun olsun. İşte fela bulacak onlardır diyor. Nereye bulacak fela? Kimisi için şöyle. Benim için felah diyor cehennemden kurtulsam felah benim odur. Kimisi ben cennete girsem felahım odur diyor. Kimisi haşir meydanında Allah benden razı olsun yeter diyor. Kimisi ben cennette felah bulurum diyor. Kimisi ben rüyetten felah bulurum diyor. Herkesin felahı ayrı. Herkesi içine alması için tayin etmemesi gerekiyor. El muflihun demesi lazım. Ondan sonra çok ilginçtir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir manası var. Bu manaya her bir harf havuz gibi su dökmesi lazım. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in ifade etmiş olduğu mana orada dizilmek, her bir harfin dizilişinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin manasını teyit edecek, güçlendirici, bütünleştirici manası olması lazım. Havuz düşünün. Dere geliyor, dere geliyor, dere geliyor, dere geliyor. Hepsi geliyor aynı yerde.
döküldüğü için güçlü oluyor. İşte bu havuz, elhamdülillahi rabbil alemin, her bir dere, lam, elif, ye, vav, bu dizilişte. Ama başka yerdeki diziliş, o vav başka şey yapacak. Bu dizilişte bu havuzu meydana getiren gölün kaynakları. Bazı harfler var ki plop 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 plop, gölden kaynıyor. Bazısı dereden getiriyor, bazısı çaydan getiriyor, bazısı havuzdan getiriyor, bazısı barajdan getiriyor, bazısı semadan geliyor. Ha? Bazısı kardan geliyor, dağın tepesinin kardan erimiş geliyor. Yani harfler diyor böyle. Ona ait şey var. Ben okumayacağım. Yalnız yerini size söyleyeyim. Bu söylediğim yani manaya, manayı bir mana var Kur'an'ın. O manaya güçlendirmek için her bir harf o havuzu ifade ediyor. Ona ait bir ayet göstereyim ben size. Bunu anlatan ayet çok ilginçtir. Ben bunu çok çok ders yapmıştım şeylere. Bu hoca şeyler arkadaşlardan davet ettikleri zaman daha çok Mahmud Efendi cemaatinin oralarda. Ona ait 370'te geçiyor. Valiyin mesetun nefetun min azabi rabbik bi bu min marazet nam yunfikun. Kulu vallahu ehad. Bu acayip bir şeydir. Kulu vallahu li ennehu ehad li ennehu samad li ennehu lem yelid li ennehu lem yulad li ennehu lem yelid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Başka ve lem yekun lehu kufuven ehad li ennehu lem yulad li ennehu lem yelid li ennehu samad li ennehu ehad li ennehu huvallah huvallah fehuve ehad fehuve samad feiza lem yelid فَاِذَا لَمْ يُولَدْ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ diye ayrı ayrı tam kaç taneydi? 32 tane mi? 33 defa İhlas Risalesi'ni farklı şekilde anlatıyor. Bunun ben listesi var bende. Bunlardan ben bir tanesini şey yapayım. Göstereceğim ama okumayacağım. وَلَيْنْ Meshetun, meshetun, nefetun, min, azab, rab. Yani, mesela Allah'ın azabını dehşeti göstermek için, hakikaten öyle. Allah'ın bir azabı, azabının az bir şey sizi dokunsa, korkunçu göstermek için küçüğünü gösteriyor. İşte burada takip edilen bu ayetin ifade etmiş olduğu her bir mana leyn ifade ediyor. Nefhetun ifade ediyor. Messe de aynı şeyi söylüyor. Min aynı şeyi söylüyor. Mesela azabın azını gösteriyor. Rab diyor. Kahar demiyor. Cebbar demiyor. Rab diyor. Azap diyor. İkaba nispeten hafif bir İkab demiyor mesela. İkab demiyor da şiddetini ne kalça şey yapmıyor lafzı azapla ifade ediyor. Yani rahmeti gene gösteriyor. Mesela Rabbik, Kahhar, Cebbar, Muntakime Beden Rab şeyini kullanıyor. Yani mesela ayetin ifade, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ayetin komple ifade etmiş olduğu mana her bir lafız. Veleyn, Mesetun, Nefetun, Min, Azabı Rabbik. Yani her bir şey azlı ifade ediyor. Killettir abi. Killettir. Tamam. Killet ifade ediyor. Allah razı olsun. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Bir sürü şeyler var böyle. 25. söz. Şimdi ben size söylüyorum. Allah aşkına doğruyu söyleyin. Ya Allah'a yalan olmaz. Bediüzzaman'ı hiç hatırladınız mı şimdi? Ve Kur'an'ı mı hatırladınız? Evet, çünkü Risale'nin en bariz özelliği şudur. Okunduğu zaman veya ders dinlediği zaman müellifi çatıra gelmez. Evet. Onun için direkt Allah'a ve Kur'an, Risale-i Nur biz okuyoruz. Ne diyor diye değil. Ben gözlüğü takıyorum, nedir diye bakmak için değil. Bununla bakmak için. Risale-i Nur'u okuyan Nur talebesi, Kur'an bana ne diyor diye bakıyor Risale-i Nur'a.
Risale-i Nur okuyan her bir nur talebesi Allah'ım bana ne diyor? Hiç berzah yok. Direkt Allah. Risale-i Nur talebesi berzahı kaldırmıştır. Tarikat berzahını kaldırarak direkt maksut ve kaynaktan ders alıyor. Yani mesela şu anda bir müfessirden ders almıyoruz. Beraber ders yapıyoruz, mutala yapıyoruz. Aynı yer. Yani Risale-i Nur talebesi Kur'an ne diyor diye Risale-i Nur'a bakar. Risale-i Nur talebesi Allah ne diyor diye Risale-i Nur'a bakar. Risale-i Nur talebesi Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ne diyor diye bakar. Ha işte hiç hatırımıza gelmedi ki. Nereden geldi de sordum şimdi size. Çok acayip yani. Baris meziyeti. Şimdi değişik yerlerden okuyorum buna ait. Hele bir tanesine gireyim. Çıkabilir miyiz? Çıkayım. Çıkarız inşallah beraber. Her bir ayetin nesi vardı? Mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Şu anlar öyle değil mi? Gömüçmüyor. Her asırda efradı bulunur. Tamam mı? Şimdi her bir mana çok önce güzel ama bak. Bunu şu anda işte esas kastetmek istediğim lerden bir tanesi de budur şu anda anlatacağım. Yani bu dersin ana şeyi. Ya tabii başka şekilde de anlatılır. Kur'an camiyeti vesaire. Kur'an camiyetini gösterirken benim başka bir yere sevk etmek istiyorum. O sevk etmek istediğim şu. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Mesela buna böyle baktık. Gösterdik. Daha bir sürü yerler var. Uzamasın diye. Peki Kur'an'ın Meyrem suresinin, Kur'an'ın Örümcek suresi, Bakara suresi, Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselam kıssası. Şimdi benimle ne alakası var? Getirmek istiyor. Tamam. Benimle ne alakası var? Ben Yusuf değilim. Olacağım da değil. Yusuf suresi ben niye okuyayım? Ben başkasının hayatını okumak için yaratılmadım. Ben başkasının hayatını öğrenmeye değil, hayatımı yaşamaya geldim. Kendimi inşa etmeye geldim. Ben başkasının kitabını değil, kendi kitabımı okumaya, oku kitabını. Ayette öyle geçer. Oku kitabını. Ben Meyrem değilim ve olamam, kadın değilim. İsa'yı da doğurmayacağım. Ben onun niye kısasını, ne yapacağım ben onu? Ne geldik? Hani her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Kim? Meyrem ben olmayayım. Hangi yönüm benim Meyrem? Ben kimi doğuracağım? İsa'yı. Ben İsa'yı neyle doğuracağım? Nerem benim İsa? Nerem benim Musa? Hani bazen metsubbari derler de doğru söylüyorum. Delilik şeyimde sağlıyorum. Baktım anlamayanlara abi böyle bir şey dedin ya ne yaptın? Dar metsubluma ver ya delilime ver. Oysa en ağır söz şaka yoluyla söyleniliyor. En ciddi mana metsubbari iken sokuluyor oraya. Anlayan anlasın. İtiraz ettikleri zaman kardeşim dersinde heyecanından oldu işte. Ha öyle mi ya falan. Ha havasını aldık. Pişş. Ama aslı doğru oydu. Hani derdim ki İsa benim. Musa benim. Nuh benim. Muhammed de benim. Kur'an da bana gelmiş. Kur'an benimdir. Ben Meyrem'im. Ben İsa'yı doğuracağım. Ona geldik konuya şimdi. Efradı yok mu? Her bir ayetin, her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Efradı kim kardeşim Meyrem'in? O Meyrem'in efradı olması lazım. Bulun kardeş. İsa'nın efradı olacak. Şimdi onu topluyorum. Çünkü ben Meryem oluyor. Konuşursam İsa oluyor abi işte. Evet oluyor. Bir parçası o. Sen Meyrem'sin. Yani hangisiydi ya? Allah Allah. Kelama dişilik izafe ediyor ustad. Bir yerde var. Şu kadınların cemaatinde yok. Şey, erkek
Hayır. Kelamın imal edilme noktasında doğurganlığımızı meyrem. Üretme alanımız. Meyrem. Sağlamamız. Sağlıyoruz. Kızıl icazda geçiyor. Kızıl icazda geçiyor. İki baş vardır. Ha? Üst baştan burası baş. Ondan sonra sağlıyorum İsa'yı. Diriliyor ölü Mehmet. Gönül diriliyor. O kelamda nasıl ben varım seni diriltiyorum? Alt başta da atılan suyla da benim başka bir şeyim diriliyor. Hatırladınız mı? Tabunuza gitti değil mi? İki baş var diyor. Arkadaşlar ilmi bir şey. Üst baş, alt baş. Üst baş bu. Dikkat edersen. Alt başta vesaire anlatıyor. O insan yaratılışından bahsediyor. Tenasül. Ya evet. Ne oldu şimdi Simon Bey? İlk defa rastlamış gibi değil mi? Çok garip oldu. Evet. İki baş var. İşte Meryem benim kardeş. Gönderdiğim şey özür dilerim su ve kelam karşı iki tarafı diriltiyor imanına, kemalatına. Başka bir şeyse orada attığım çekirdekle İsa çıkıyor. Alt başta atınca İsa çıkıyor. Üst başta atınca onun ruhu çıkıyor. Ya arkadaşlar bu çok acayip bir yer ya. İster misiniz bu yerini? Kalım et. Ha? Veciz söylüyorum çünkü. Haddimi hududumu aşmamak. Ama aynen anlatıyor. İki baştan bahsediyor. Vücudun harareti var diyor. İki tane hararet. İkisi de hararettir. Allah'ım ya Rabbi ya. Ne acayip şey ya. Gel getir sen kanım istemini diye. Bak iki tane özür dilerim ha. Burada göreceksin hemen. İki tane, ikisi de hararettir. Vücudun üst başıyla diyor, harareti nefesle tahliye ediliyor. Alt başıyla suyla hararet teskin ediliyor. İkisine de ben biniyorum. İkisinde de ben varım. Kelamdaki bu derinme daha mucizevi oluyor. Kelam daha acayip. Üst baş. Tuhaf değil mi? Çok enteresan. Ve hakikaten baş yani. Hani şeklen de öyleler. Özür dilerim ama yani bazısı şehit kalacak usta bunlar. İkisinin arasında lüp var o da. Yani ver kardeş. Dayanamıyor bakıyor bak. Şimdi usta diyor ki aleti tenasür şeyde bahsediyor. 11. sözde bahsediyor. Ayıp kabul ediliyor. Hakikatta ayıp yok. Mesela innelil muttakine de surede orada mesela orada anlatan ayet. Evet. Kainatı madem tefsiri hakikati için. Ya başka bir şeyden bahsediyor. Şimdi niye? Şimdi çekirdekte yaprak olmasın. Çekirdekte yaprak olmasın. Yani ağaç var. Ama çekirdekte yaprak veya çiçek yok. O taraf eksik olsa çekirdek eksik olmaz mı? Kur'an olacak, kainat okuyacak. Fakat kainatın ciddi bir hadisesi Kur'an'da olmayacak. Niye o var? Ben sana soruyorum. Niye olmayacak? El cevap bu. Niye o var, o ayet var? Niye olmasın sen söyle bana. O zaman çekirdekte yaprağı çıkart. Çekirdek nakıs değil mi? Bak. Sayfa 702. Ama maalesef bu Badıl abinin şeyini iki tane Risale-i Nur 04 müne tarama şey var. Bir Kurdoğlu abi kaynaklı. Bir de Nur penceresinde şey yaptı. Külliyatı bilgisayara yüklemişler.
Android'de vesaire. Fakat taasuplarından bunu yüklememişler Mesnevi'nin. Değil attık ya ama birlikte. Attık ama gene cevap. Yani acayip bir şey yani. O kadar sadıklar yani. Sadıklarını, sıdıkiyetinizi yesinler. Şimdi bu insanlar bunu alsalar, okusalar kötü mü olacak? Badılı abi yapmış. Tamam yapsa. Yani meslek abi. Peki bu kelamın, bu Kızıl İcaz şeyde yok. İnce Mesnevi'de yok. Burada yok yani. Yok kardeş orada. Boşuna arama. Yok. Peki bu insan bu iki başlı bilse kötü mü olacaktı? Çok farklı düşünürdük abi şimdi. Ya arkadaş yani ben babamın oğlu değil ki bu kurtolan. O ayağının tozu olayım. Allah ona ebeden daima razı olsun ve hayırlı ömür versin. Risale-i Nur'un bekçisi. Biraz benim gibi Musa Meşrepli böyle. Bak arkadaşlar özür dilerim. Bak. Sana şöyle diyeyim. Ben sanki uyduruyorum. İnsanın cins ve faslı olan hayvaniyet ve natıkiyet. İnsanın bir hayvaniyet tarafı var, bir de natıkiyet tarafı var. Anlıyor musunuz? Konuşmayacağım, siz doldurun içini. Hayvaniyet ve natıkiyetin mehazleri olan hayat ile nutkunu birbirlerine rapt edip muhafaza eden çift başlı olan nefestir. Yani İnsanın nefesi iki vazifeyle muvazzaf bulunduğundan iki başı vardır. O vazifeleri gördüğü hengamda iki kıbleye müteveccih eder. İki tane de kıblesi var bunların. Yani ikisinin de ayrı bir toprakta neşu nema bulur. Acayip bir şey ya. Canım benim. Ve iki semereye sahiptir. Yani böyle biraz da dilinden anladın mı? Biraz seni barışıksan. Böyle sevinirsin yani. Sevgili olursunuz yani. Ya, bununla yatar kalkarsın. Böyle neler hissettiğini sana hissettiriyor. Ben de keyif alıyorum. O bizi manayla öpüyor. Biz de böyle öpüyoruz. İki vazifeden birisi iyi dinle sen. Alt başıyla hayatın hararetini temin ve suyunu tasfiye eder. Alt başla. Ne yaparmış? Alt başıyla hayatın hararetini temin ve suyunu tasfiye eder. Üst başıyla da nutku tevlid edip yolunu hareketlerini tanzim ederken şu aşağıdaki işleri de görüyor. Ondan sonra sayıyor. Of ve lafız var ya kelime. Kelime nedir diyor belki de 20 tane dersim var. Belki 3-5 tane yayına girdi. Kaynak bu. Lafız neymiş? Buradan geliyor. Lafız fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir. Böyle izah edilir. Lugata bak ne anlatıyor. Bak, lafız neymiş? Mehmet, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir. Ondan sonra anlatıyor, lafzın işte hafifliği, sert, ağır olan. Ya, tuhaf arkadaşlar. Bunun uslubunu nerede anlatıyor bu lafzın uslubunu? Lafzın uslubunu da şeyde cezaletinde galiba. Cezaletinde olsa gerek. Cezaletine, Kur'an'ın cezaletinde anlatıyor. Kullandığı şeyler, harfler. Onu hiç kimse biraz zor. Kimse ders yapamaz. Ben de dahil. Nasıl yapamaz? Ya olmaz kardeş yapar. O çok zordur. O sikleti, o harflerin mahreçleriyle mana irtibatını anlatıyor. Ben yapamıyorum yani. Ama yapabilecek insan da inşallah vardır mutlaka. 398 mi abi? 398 miydi? Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikasıdır. Dur, yok. 398, bir de bakayım. Bakayım abisi. Üslubu Kur'an'ın o kadar acı bir camiyeti var ki. Bir dakika. Bu da değil ya. Şey var ya. Şunu almıştır. Şunu almış. Kur'an'ın işaret edeceğiz daha. Şunu almıştır. Şunu almıştır. Neyse. Neyse değil ya. Dur bakalım.
şey diyor. Yapıyı anlatıyor. Yani ses çıkmadan sese dönüşme yerini anlatıyor. Tamam mı? Şimdi o uzun olur, şey yapayım. Sese dönüşme şeyinde bahsediyor. Cezaletindedir ya. Ha, bir dakika. Aksam kesinde beraat harikadır. Bu değil. Lafzını fesat. Şurada. Ha şeyde arkadaşlar. Buldum. 374. Bak. Elif la mim elif la ra ta yasin. Yasin üç şekilde okunuyor. Yasin vel Kur'anin hakim. Bir. Yasin vel Kur'anin hakim. Üçüncü. Bakın fark edecek misiniz? Yasin vel Kur'anin hakim. İdgamla İdgam mağhunne, vas, idgamla vasıl ve vasıl bir de durmak neydi? İşte neyse adını unuttum. Sebde. İsarla vasıl, isarla vakıf. Vakfediyor. Aşere taklitte mi aldınız abi? Evet, o havuzda aldık. Yani taklit ettiğimiz için biliyoruz. Yoksa ilmi olsaydı tak değil risale gibi konuşurduk. Adam işte bu reisi kura yani. Üç çeşitli öğretti. Bir tanesi şu. Yasin. Hunnesini al ne kadar. Çok önemli o. Ne kadar uğraştık. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an'da bas diyor demişti. İki bak. Nunu gösteriyorum. Basıl yapıyorum. Yasin. Bak göstermek için yaptım. Yasin vel Kur'anil Hakim. Şimdi o olmayacak. Nun yok hiç. Bak şimdi. Yasin ve bak. Ve direkt. Yasin vel Kur'anil Hakim. Neyse bu hatırlattı. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Burada surenin başlarındaki bu şey diyor. Meçhure, mehmuse, şedide, rahle. Buna göre zelaka, kalkale gibi. Yani bunları içini doldurarak. Ya bu işte şeydir, doldurarak manaya göre uslubundaki harika. Bunu yapmak zor, bu ders yapmak zordur. Ama yaparak böyle, deneye böyle Yasin falan değil. Ha, mim, ayn, sin, kaf, kaf. Zaman sıfatı, fe. Yani tek tek böyle, işte bu o manaları vererek böyle harika bir ehli çıksa da yapsa çok keyif alırdık. Ben en başta ben talebesi olurum o dersin. Şimdi sevgili kardeşim bu alt baş şey anlaşıldı. Ha, bakacaksın değil mi? Kaçıncı sayfadayım? Şey mi? Neredeydi? Kalıp mesleğinde, Badırlı abinin mesleğinde. Kaçıncı sayfaydı? Sayfasını da sola yaptım. Peki. Bana bak, hiçbir yere bakma. Kesin. Hangi gömlek giyiyorsun rengini biliyor musun? Yok abi. Yaşadığının farkında değilsin bugün. Hiç merak etme. Sorduğum kişilerden çok istisna çıkar. 702. Bu manyak Hasan'a fazla takılma. Bak, bana takılırsanız hem dininizi vallahi hem dünyanızı güzel yaşar. Keyifli olur ya. Ama bana sorsan hep beyaz olduğu için bir tanesini... Beyaz çizgi daha. Abi bu. Evet. Geldi ekran. Beyefendim abisi. İşaretleyeceğiz 32'de o Mahmut Sen. Ha 32'de mi geçiyor? 32'de. Aferin lan böyle. Sizinle ders yapmak keyif veriyor. Abi bugün tevafuk, ben de bu manayı çalışıyordum.
Allah Allah. Zaten mektubattan, sözlerden, işaretlere hep atıflarımızı yazmış bir korktuk. Siz de bu dersi Furkan. Allah Allah, he ya. Ya bambaşka ya. Mektubattan. Vallahi bambaşka ya. Atıflar var. Ya doymadan gideceğim ya. Tuhaf ya. Şimdi bir daha okusam bunu böyle. Bak sırf burasının izahı için, şurası, bu anlattığım şey için, bak. Hangisiydi? Allah aşkına. Bak. Neredeydi bakayım? İki tane de olacak da iki tane. Bu değil. Bu kaderle alakalı. Birisi mi aldı? Bak. Şu onun. Şu onun. Şu da onun. Şurayla alakalı ehlinden aldığım dersin notlarım. Siz not almıyorsunuz. Ben de alıyorum. Kimin meziyetim var? Hiç. Binerim uçağa, giderim arabaya. Kim bu konuda ehli? Ondan o dersi alırım. Aldım. Kaç sene kaldım bu hurufu makatayı adam gibi çekeyim diye. Rize'deki. Hiç. Aynen dizinin önüne otururum kardeş. Ben ilmi hastasıyım. Şimdi bunu yaptık. Şimdi atıflarına biraz açalım. Ha, dur. Maksadımız neydi? Meyrem daha bitmedi ki kafadan girmiştik. Orada çaktık yani. Şimdi buna ait notları yaptım. Çalışarak geldim. Bak gösteriyorum. Peygamberlerin kıssaları benden geçti. Onlar bendir diyebilir misin diye. Bak bu çalışarak geldim. Tamam. Şimdi o peygamber kıssalarına senin olduğuna dair bir tanesi o. Anlattım. Yani şeyde bir yerde de dişilik şeyi kullanıyor ustad. Latif nüktelerde. Huruf-u mukatayı da ya o meseleyle alakalı yani Allah Allah. Yani ustad acayip kızı burada kelamı kaşe geçerken Adem Hava kızı diyor. Kaynak itibariyle bakarsan Hava kızı karşıya gönderirken Adem oğlu diyor. Kaynak imal edilirken Hava kızı karşıya gönderirken Adem oğlu diyor. Yani acayip bir şey kullanıyor Risale'de. Yani ne mana ifade ediyorsan simgeselliğini de taşıyor. Çok ilgimi çekiyor böyle de. Şimdi her bir ayetin mutadit manaları var. Hiç üşenmeden yazmışım. Koca kitabı yazmışım bak. Ama ne demek? Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Şimdi bunu ben kimim? Bir tanesi buydu. Adem. Talim-i esma meselesi. Adem'e talim-i esma meselesi. İki Meyrem'den bahsettik. İki tane. Bu koca 10 dakikayı onu anlattık. Meyrem kimmiş anladın. Üçüncü mertebede izahını, her asırda efradı nasıl bulunur? İnsan canlı bir Kur'an'dır. Tamam mı? İnsan canlı bir Kur'ansa, Kur'an'ın ifade ettiği şey benim. O zaman İsa benim. Kur'an ne ifade ediyorsa, mesela yaprak dese ki ben varım. Çekirdek alttan der ki, bensiz kendini nasıl ifade ediyorsun ya? Yaprak benim. Kendisini müstakil ifade edemez çiçek, meyve. İlle çekirdeği nazara alması lazım. İşte kainat Kur'an okuyor. Kur'an kainat okuyor. Tamam. Kainatın programı çekirdeği hulasası filistiz Kur'an mıdır? Kur'an'dır. Ben de Kur'an mıyım? Çünkü Şecere-i Hilkat'a 3 tane isim söylüyor. Ayrı ayrı topluyorum. 1- Şeceri hilkata insan-ı kebiri kainat diyor. Doğru mu? Aynı şeye, aynı kainata insan-ı ekber diyor. Aynı şeye Kur'an-ı kebiri kainat, insan-ı ekber, İslamiyet diyor. 4 tane midir diyor. 1- Kur'an-ı kebiri kainat, insan-ı ekber, İslamiyet diyor.
Evet. Dolayısıyla üçü aynıdır. Yani görünüşleri farklı. Kur'an'la, şeceri hilkatle insan aynıdır. Üçü aynıdır. Birisi yazıya dönüştürmüş, birisi canlı, birisi vücudi. Üçü aynıdır. Şimdi dolayısıyla bunun çekirdeğine geç. Nur-u Muhammed'i. Çekirdeğin içinde ağacın ilk çıktığı filizle ilk çıktığı filiz, son çıktığı yaprak filiz aynı yerde değil mi çekirdekte? Dışarıda farklı. Dışarıya bakın yaprak, çiçek, meyve, dal, budak. Ama çekirdekte bu farklılık yok. Hepsi program. Öyle değil mi? O zaman bu çekirdek dese ki yaprak benim, dal benim, çiçek benim. Doğru değil mi? Doğrudur. Eğer sen fikren, tefekküren Nur-u Muhammediye yoğunlaşırsan, ene mevzusuyla yoğunlaşırsan, bütün kainat senin efradın, kainat nevin hükmüne geçer. Kainatın etsa ve kainatın evleri senin etsan, efradın, kainat ise nevin hükmüne geçer diyor 5. şuada. Hatırladınız mı? Garip garip bakmayın. Peki, peki. Kısmıyorum. 5. şuada. İnsan terakki ederse, tamam mı? Terakki ederse, kainat benimdir diyebilir ve şöyle der. Sayfa 338. Çünkü mahiyet insaniye birdir. İnsanın mahiyeti bir tanedir. O insanlık yok. İnsan bir tanedir. İnkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla ben o Nur-u Muhammediye pergelini koy. O benim. Nur-u Muhammedi benim. Çekirdek ya. O benim. Oraya koydunuz mu? Bak şimdi. Hayat vasıtasıyla etsa-i kainat onun efradı hükmüne, kainat ise nevi hükmüne geçer. Ne diyor ya? Sayfa kaç? 338. Aa burada bak. Şu tarafta. Buralarda arama bak. Sizde ha, sizin lemalarınızda basmamışlar doktoru. 338. Şimdi lemalar mı? Lemalar abi. Yok abisi yok. Beşinci şahidim abi. Ne dedim ben? Yapma ya. Suç benim, özür dilerim. Hep de manyak bu akşam şey bugün. Beşinci şu an mı dedim? Beşinci remiz diyeceğim yerde. Hayat bahsinin 5. remizi. Biz 5. her şey düzeltin işte beni. Bak arkadaşlar, bu dersi duy ve öl. Ne olur duy ve öl. Sen kainatın çekirdeği sensin. Aslı sensin. Tamam. Bu kadar aklım kaldı. Allah'a şükredin yine. O çekirdeği düşününce Nur-u Muhammedi cihetiyle çekirdek dese ki yaprak benim. Dal benim. Çiçek benim. Doğru. Ben de Nur-u Muhammedi cihetiyle ben kaynağıma durdum. Kaynağıma geçtim. Bu kainattaki bu suretimdir bu. Ruhum ise hakikattır. Mahiyetim ise Nur-u Muhammedi'dir. Öyle mi? Kaynağa geçtim, oradan bakıyorum. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Böyle bakıyorum şimdi. Azrail benim, Cebrail benim, Mikail benim, İsrafil benim, İsa benim, Musa benim, İbrahim benim, Muhammed benim der ve demeye de hakkı vardır. Sensin. Ha, herkes böyle diyebilir. Her bir ağacın dalındaki çekirdek meyve, her bir daldaki meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğe bakarak, şuradaki de, şuradaki de, şuradaki. Ağaç benim, dal benim, budak benim, çiçek benim. Ama en sondasın. Ama en başı taşıyorum. Şu anlar 218. İsa benim, Musa. O meylem bendim kardeş, ben. Çünkü hayat vasıtasıyla etsa-i kainat onun, etsa-i kainat onun efradı hükmüne, kainat ise nevi hükmüne geçer. Böyle tefekküre sahip olana. Tefekkürle çık 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 bedenden. Hani diyor ya, beden inceleştikçe ruh kalınlaşır. Tefekkürle
Çık bir nere? Lefi mahfi ispata. Çık, kürs, çık. Arş, çık kardeş. Nadiren giriyor lefi mahfuza abi. Ona gir işte sen. Arş, lefi mahfuza nadiren. Sen nadirlerdensin. Gir oraya. Çık. Arş asama. Çık kabuk kafesini. Çık kardeş. Nur-u Muhammediye. Oradan bak şimdi. O çekirdek benim diye vasıflan. Çekirdek de ağaca bakacak. Arş-ı azam benim. Doğru söylüyor adam. Onun içinde ne var? İsa varmış. O da benim. Ama sen burada yaşayan bir mahluksan doğru. Hiçbirisi sen değilsin. Sendin o. 218 şualarda ne diyor? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastesi. Diyor mu demiyor? Her bir insan kainatın ayet-i kübrası. Her bir insan kainatın ayet-i kürsüsü. Orada söylüyor. O demeseydiler beni 7 değil 9 köyde kovarlar. Sen ne diyorsun ya? 10. köyde devam abi. 10. köyde devam. Biraz aklım olsa, biraz da ilim olsa diyor merkez camisinde imam olurdum demiştik. Biraz aklım olsa. Arkadaşlar, Kur'an seni nereye taşıyor? Şualar 218 Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle şu kainat ağacının çekirdeği astesiyim seni taşıyor. O zaman sen kainatın çekirdeği astesiysen kainatta cereyan etmiş ve edecek. Senden vefattan sonra. Vefat nefistir. Ruhla alakası yok. Sen doğmadan önce, vefatından sonra, inan vallahi kainatta ne cereyan ediyorsa hep sende cereyan ediyor. Sende cereyan edecek. Öyle bir şey yok. Çünkü sen ezel ebedden hayat durumunda medet alıyorsun. Senin ömrün öyle bir şey yok. 60-70 sene öyle bir şey yok. O beden ömürdür. O bulunma zamanıdır. Ecel ise kabirde dünyadan çıkma şekli. Askerlikte ne yaptın kardeşim? Sen ne iş yaptın askerlikte Mehmet'im? Santral'da senin işte ecel şey tezkere bu. Sen yapmadın değil mi? Yaptım abi. Neydin? Astemel olarak yaptım. Yani. Tamam. Ben laboratuvarda yaptım. Abi. Laboratuvarda yüksek şey olduğu için. Şimdi bu teriz tezkeresine şunu yazarlar. Laboratuvarcı işte bilmem neci. İkbal Astemel abi. Ha İkbal diye yazıyor değil mi? Şimdi bu tezkere. Ömür ise bulunma müddeti askerlik ne kadar yaptın? Kaç ay yaptın? 12 ay yaptım. Bu senin ömrün. Sen? 6,5 ay yaptın. Sen kısa yaptın. Sen kısa dönem, sen uzun. İşte bu ömür. Çıkışınız da farklı. Kimisi kanserle çıkıyor. Kimisi trafik kazasıyla çıkıyor. Kimisi hiçbir şey yokken çıkıyor. Çıkıyor. Çıkacaksın diyor. Ya ne yapayım vallahi leylim çık hiçbir yansı hastalığı yok çekip gidiyor adam. Ama ruhun böyle bir şeysi yok. Arkadaşlar ne olur ya? Senin ömrün 60 sene takma öyle bir şey. Yaş maş yok. O bedenseldir. Küllü nefsin zayikatı mı? Nefisle alakalıdır o. Nefis ölecektir. Küllü ruhun değil. Öyle bir şey yok. Çünkü sen diyor ömrün diyor ezelden ebede kadar hayat nurunda medet alır. Şualar. Hatırladınız mı? Kaçıncı sayfayı ya? Şualar 758. Şöyle geçiyor. 756. Diyor ki, hatta mümin olan bir insanın, şualardan yazdım ha, üşenmeden yazıyor. Daha ne yazmıyor ya? Bu kadar harika bir şey yazılmaz mı? Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan kıyamete kadar manevi bir ömrü vardır. Ve insanın manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı. Yani iman geni bu şimdiki zamanın kaldırıyor. Altı yönü. Alt, üst, sağ, sol, arka, ön. İnsan şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Ne ile? İman sayesinde. Bu iman arttıkça diyebiliyorsun tabii bunu. İman artar kürse kadar. Sen diyebilirsin kürsten sonra benim. Doğru. Öyle imanlar çıkmış ki ben size şey anlatmaya çalışıyorum. Kürste durmayın. Orada ölüyor. Ta kavga. Mesela imanı adamın bir anlayışı var. İman herkesin. Şeye kadardır. Cennete kadar. Ondan aşağı hayatından
artık yapılanma olacak. Oradaki hakikatla diyebilir. Ben buyum. Ama adam arşa çıkmış. Adam lef-i mahfuza çıkmış. Adam şeye çıkmış. Arş-ı azama. Kab-ı kalbise. Nur Muhammed. Nur Muhammed'e gitti. Daha gidecek bir yeri yok. Fenay mutlak. Ne, kim gidenlerden kim var diyor. Ustad Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 149. Kim gitmiş orada? Gavs-ı Azam gitmiş. Neyle gitmiş? İki vasfıyla. Bir, veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle mümessil, Ali Beyt'i mümessil olmak. İki, ikincisi neydi? Hakikat-ı Muhammediye'de veraset-i Ahmediye hakikat-ı Muhammediye'de yapmış. İman ve itikadı ile kemalat kazanmış. Bak, şu dar zaman ve mekan iman sayesinde geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Alem dediğim bu dünya değil ha. Şecere-i hilkat insanın hanesi gibi olur. Mazi zamanları insanın ruhuna, kalbine bak, mazi ve istikbal zamanları insanın kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Seni nereye taşıyor? Şu derse bak. Ya ölüm, ölümden korkan adam bu dersi bilmiyordu ondan yani. Ölümden ne demektir ki ölüm? Allah aşkına ya, iman sayesinde ezel ve ebed hayat nurunda medet alıyor. Kainat için diyor ha, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, arş, Cebrail, Mikail, İsrafil, İsa, Musa, Şit vesaire için diyor ki, hane hükmündedir, hanesi hükmünde olur. Geçmiş ve gelecek zamanlar insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarındaki uzaklık kalkıyor. Risale'yi okurken dikkat et. Adam gibi oku. Şu anlar 486'da. Niçin bunlar nereden çıktı diye altına şunu koydum. Bir harfin bazen bir noktanın yanlış bir meseleyi, mesele değişir, mana bozulur diyor ustad. Deyi sadeleştirmek bak. 486'da diyor ki şu anlarda bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mana bozulur diyor. Şimdi Edile-i Şehri kaçtı? 4. 4'tür. Onu uyguluyorum şimdi. Bir çekirdeğin ağaç olabilmesi için ne lazım? Toprak. Hava, su, güneş. 4. Uyguluyorum şimdi bunu hakikata. Kur'an'a uyguluyorum. Uyguluyorum. Ziya, yani çekirdeğe ziya dedik ya, güneş. Ziya ne demek? Her bir Kur'an'ın harfi, her bir Kur'an'ın ayetini diğer bir ayet tefsir eder. Bu nur. 2. Hava, yani çekirdeğin etrafında hava, ayeti de birinci manalandıran, bir ayeti manasını veren diğer bir ayettir. Bu ziya. Kur'an'ı tefsir eden ikinci hak sünnettir. Bu da hava gibidir. Kur'an'ı tefsir eden üçüncü kaynak toprak, bu da icmadır. Kur'an'ı tefsir eden kıyas, o da su gibidir. Ziya'ya diğer ayet, mesela Edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Her bir ayetin diğer bir ayette izahına ziya, nur. Her bir ayeti tefsir eden ikinci mertebe sünnettir. Allah Resulü'nün sünneti yerine hava. Her bir ayeti tefsir eden diğer bir kaynak kıyas. Kıyas kime aitti? Toprak. Kıyas yanlış olmasın. Kıyas sudur. Sudur. İcma ise cem olmuş, bütün elementler üzerine alarak yapmış en sert ve sonuçtur. İcma. Yani cem olduğu bir yer, toprak. Böyle çekirdek neşinema buluyor.
Şimdi sevgili arkadaşlar, Barla'dan 324'te hakikat-ı dininin neşinde onun müminleri ve vekiller hükmünde oldukları. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce 124 bin peygamber, Barla 324'te diyor ki, o peygamberler peygamberimizin gelmesine uygun hale gelmesi için ilkokul, ortaokul, lise, üniversite talebesinin seviyesini getirmek gibi var ya, peygamberler peygamberimizin yardımcılarıymış. Bu bölgeye peygamber gelmiş. Ama hepsi bir tek muallimi dinleyecek duruma gelebilmesi için 124 bin tane Allah öğretmen göndermiş, peygamber. Sonra bütün insanlık tek bir kişiyi dinleyecek seviyeye gelince tek bir tane muallimi ekberi gönderdi. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Orada diyor ki gene 324'te onlara verilen suhuf ve kitaplar Kur'an'dan ahsedilmiştir. O zamana ve o insanlara, o zemine, zamana yakışır ve miktarı Kur'an'ın manasından verilmiştir. Hepsinin hakikatına ve mahiyetine Kur'an camidir. İnsan da aynıdır. Kıyas edesiniz diye anlattım. Ne anlattım? Nasıl ki peygamberler, peygamberimizin hazırlayıcıları, talebeleri onu dinleyecek duruma getirme vazifelidir. Sınıf öğretmenleri gibi. Onların suhuf ve kitapları, iyi dinleyin, hiçbir şey yazmayın. Onların kitap ve suhufları Kur'an'ı dinleyecek seviyeye gelebilmesi için ilkokula gidersin, çiz böyle, çiz çiz çiz. A, B. Sonra ikinci sınıfta bilmem ne falan ortak. Artık üniversitede bu anlatılmaz. Arkadaşlar yazın dediği zaman ne yani, A, B, C, C bilmiyorum denilmez. Aynı nasıl ki bir peygamberimiz gelmeden önce, iyi dinleyin burası, diğerleri yardımcılarıdır, kendisinin gelmesine hazırlık yapmışlar. Kitapları da onun kitaplığından ahsedilmiş. Bu kanun her şeyde caridir. İşte senden önce bu peygamberlerin gelmesi senin bu dünyada bu dersi dinlemene, bu hakikate muhatap olman için bu sebepler gerekiyordu. Senin müminlerin yardımcılarındır onlar. Öyle bakacaksın. Çünkü çekirdekte sensin. Ama abi olur mu? Ha, o zaman meyvedesin. Toprak, çekirdek, ağaç, dal budak meyve vermiş. Meyvenin içinde çekirdek var mı? Var. Bu çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı mı? Aynısı, gayrısı da değil. Ne aynıdır ne gayrıdır der. 16. söz. Ne aynıdır ne gayrı. Ha sen abi olur mu diyorsun, tamam sen meyvede kal. Ama fikren, hissen, tefekkürle bu hakikat sarhoşluğuna adaysan meyvelikten çık, çık tomurcuk. Yani filmi geri çevir. Meyve, tomurcuk, çiçek, tomurcuk, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Çekirdeğe gel, meyvelikten çık, çekirdekten ağaca bak. O yaprak benim, benden. O meyve benden, dal benden, koku benden, yapısı benden, kütüğü hep benden. Ben ifade edildim. Ne varsa hep benden. Ha, sen de çekirdek makamına geç. Bütün kainatın etza, senin efradın, kainatın etzası, senin etza, efradın, kainatın ise nevin hükmüne geçer. Öyle dedi, mahiyet insaniye birdir. Herkes böyle bakabilir. İnkısamı gayrı mümkündür. O zaman sensin yani. Etsai kainat, kainatın etsası nesine geçer diyor? Efradı hükmünde. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Arş benim efradım. Lef-i Mahfuz benim efradım. Cebrail benim efradım. İsa benim efradım. Kainat ise benim nevim ya. Diyebilir. İnsanı böyle taşıyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle ki her bir insan kainatın çekirdeği aslisi, ayet-i kübrası kainatın, aynı zamanda ayet-i kürsüsü her bir insan kainatın. Peki. Okumak istediğim bayağı yerler var. Atıflarıyla
Mesela Kastamonu 160, Mahkemat 47, Lemalar 34, 68, İşaret Hicaz 39, Mektubat 328, İşaret Hicaz 7 ve Şualar 711 ve 701. Fakat artık şu oldu, yorulmaktan değil de kafam böyle acayip bir şey yani, oradan çekemiyorum, ille bir yere doğru gidiyor. Oraya girip de sizin kafanızı allak bullak etmektense başka bir şey var. Oradan kurtarmaya çalışıyorum kendimi. Oradan, tamam mı? Oradan kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarmak için dersi bitirmem lazım. İnsan bir tuhaftır mesela. Ama bilirsin kıymetini, harcama çöplükte kendini. İnsan acayip. Vâfirde vâhumen ilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salâvâ.